Dün Amerika endeksleri yön bulmakta zorlandı. Çarşamba günü FED toplantı tutanaklarının şahin tonundan sonra önemli satışlar kaydedilmişti. İşlem hacminin son bir ayın ortalamasının %5 ila %15 üzerine çıktığı seansta, S&P 500 endeksi 50 günlük hareketli ortalama desteğini test etse de, kapanışı bu seviyenin üzerinde yapmayı başardı. Çarşamba günkü seansta 100 günlük hareketli ortalama desteğini aşağı yönlü kıran Nasdaq, dün de %0.13 değer kaybetti. Amerika haftada kişisizlik başvuruları 195 bin beklentisinin üzerinde 207 bin seviyesinde açıklanırken, bir önceki haftanın verisinde 2 bin yukarı yönlü düzeltme yapıldı. Aradakayı ISM hizmet verisi 67 beklentisinin altında kalarak 62 seviyesinde açıklandı. Hizmet sektöründe büyüme devam etse de, momentumun azalması ve fiyat alt kaleminde artışın hızlanarak devam etmesi dikkat çekti. Kasım ayı fabrika siparişleri verisi ise hem beklentinin üzerinde %1.6 seviyesinde açıklandı hem de bir önceki veri yukarı yönlü revize edildi. Dow Jones Endeksi %0.5 değer kaybıyla 36.236 seviyesinde günü kapattı. Enerji ve komünikasyon sektörleri %0.9 ve %0.7'lik primleriyle diğer sektörlerden ayrışırken, sağlık sektörü %2.1 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi 4.696 seviyesinde yatay artı kapanış yaptı. Enerji %2.3, finansallar %1.6 yükseldi. Ham madde, sağlık ve altyapı sektörlerindeki kayıplarsa %1'i aştı. Çarşamba günkü seansta %3.3 gerileyen Russell 2000 endeksi, dün seansta genel olarak artı bölgede işlem görse de kapanış satıcılı oldu. Aralık tüfe verisinin hem aylık hem de yıllık bazda sırasıyla %0.5 ve %5.3 açıklanarak beklentileri aştığı Almanya'da DAX endeksi %1.4 değer kaybıyla 16.052 seviyesinden kapandı. Endeksteki 40 hisseden 36'sı güne eksi bölgede tamamlarken, finansallar %1 primle günün yükselen yegane sektörü oldu. Teknoloji %2.4, endüstriyeller ise %2 geriledi. Tüketim ve ham madde sektörlerinde de %1.6 civarında satışlar kaydedildi. FTSE 100 endeksi %0.9 kayıpla 7450 seviyesinde seansı kapatırken, Kakaran 40 %1.7 düşüşle 7250 seviyesinde günü sonlandırdı. Bugün Amerika'da açıklanacak Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi en çok takip edilen veri olacak. Saatlik ücretlerin seyriyle iş gücü katılım oranı, istihdam piyasasındaki ısınmaya dair sinyal verecek. Ayrıca Avrupa'da Almanya Kasım ayı sanayi üretimi ve ithalat ihracat verileriyle Euro bölgesi Kasım ayı perakende satışlar, Aralık ayı TÜFE ve tüketici güveni açıklamaları önem arz edecek. Fed toplantı tutanaklarında Fed'den uzun süredir görülen en şahin yaklaşım yönünde görüşlerin öne çıkmasıyla alım gören dolar endeksi dün inişli çıkışlı bir seans geçirirken kapanışı hafif artıda yaptı. Fed'in faiz artışının yanı sıra bilançosuna yönelik adımlar da atacağının konuşulması, Amerikan hazine tahvil getirilerinde yukarı hareketin devamını sağlarken, dolar da Avrupa açılışına kadar alım görerek 96.400'e yükseldi, kapanışı ise 96.300 bölgesinde yaptı. Noel'den bu yana daha çok 1.12.80 ila 1.13.60 bandında işlem gören Euro-Dolar paritesi, tutanaklar sonrası satış görürken dün de değer kaybını sürdürerek kapanışı 1.12.90 bölgesinde gerçekleştirdi. Amerikan hazine tahvil getirilerinde yaşanan hızlı yükseliş dün de devam etti. FED tutanaklarında daha erken ve daha hızlı faiz artışlarının yanı sıra bilançonun önemli oranda küçültülmesine vurgu yapılması, getirilerin genişlemeye devam ederek yakın dönem zirvelerini tazelemesinde etkili oldu. 10 yıl vadede getiriler %1.75 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kısa tarafta getiriler %0.88'e genişlerken, 5 ve 30 yıl getiri farkı 60 baz puana geriledi. Türk Hazine Euro tahvilleri hafta başından bu yana daha çok lokallerin yakın vade alımlarıyla güçlenirken, dün devam eden ilgiye rağmen değer kayıplarıyla işlem gördü. Fed tutanakları sonrası gelişmekte olan ülkeler genelinde yaşanan satışlar Türk kıymetlerini de etkiledi. Getiri eğrisi genelinde 20 ila 25 bas puan genişleme olurken kısa ve orta vadelerde değer kaybı daha fazla oldu. 10 yıl vadeli kıymet %7.85 bölgesinde kapanış yaparken ülke risk primi de 15 bas puan yükselerek 571 oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.